SMA'lı bebeklere umut olacak gelişme var sırada. Bilim kurulu ağız yoluyla alınacak ikinci bir ilaca onay verdi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, dünyada ilk kez uygulanacak bir projenin de duyurusunu yaptı. SMA sinir hücrelerine etkileyen ölümcül bir kas hastalığı. Türkiye'de her yıl ortalama 150 bebek SMA'lı dünyaya geliyor. SMA'nın tedavisi henüz yok. Etkili olan ilaçlar Türkiye'de bilim kurulunun onayıyla hastalara veriliyor. Kurul ağız yoluyla alınan ikinci bir ilaca daha onay verdi. Bilim kurulumuz etkisini göstermiş, ikinci bir ilacın daha kullanımını önerdi. Kullanıma alınmak üzere işlemleri başlattık. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda açıkladı. Gen tedavisi ile ilgili gelişmelerin çok yakından takip edildiğini söyledi. Gen tedavisinin etkinliğinin bilimsel kanıtları ortaya çıktığında ve bilim kurulumuz tavsiye ettiğinde onu da uygulamaktan geri durmayız. Yavrularımızın bir nefesi için etkisi kanıtlanmış her ilacı, her tedaviyi kullanmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Bakan Koca, evlilik öncesi SMA taramasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Erken teşhis edilen 118 yeni doğanda SMA tedavisinin başladığına vurgu yaptı. Binden fazla SMA hastamız var ve tedavilerini, etkinliğini ispat etmiş ilaçla masraflarının tamamını devletimiz karşılayacak şekilde kullanıyoruz. Sağlık Bakanı Koca bir de müjde verdi. Her ailenin bir diş hekimi olacak dedi. Dünyada ilk kez olan aile diş hekimliği uygulamasını ülke sathında yaygınlaştırıyoruz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en kapsayıcı şekilde uygulandığı ilk ve tek ülke olacağız. Bakan Koca konuşmasında atamalarla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. 15 Ocağı kadar 27 bin hekim ve 32 bin tıbbi sekreter alınacağını duyurdu.